Herkese merhaba. Bugün Kardelen Canan Ergin'le beraberiz ve dikkat eksikliği bozukluğundan ve nöroçeşitlilikten bahsedeceğiz. Hiç konuyu uzatmadan direkt sohbete geçiyorum. Hoş geldin Hoş Kardelen. Bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak bildiğimiz, aslında öyle tanımlanmasından çok da hoşlanmadığımız durumdan bahsedelim istiyorum. Nedir ve daha çok çocuk hastalığı olarak biliniyor, hastalık olarak biliniyor. Yetişkinlikte nedir daha çok? Tamam. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu dediğimizde o DSM denilen işte tanı teşhis kitabındaki bir bozukluk olarak tanımlanıyor. O yüzden yetişkinlik hastalığı olarak çok görülmüyor. Çünkü niye biz şimdi burada iş yapabiliyoruz, bir şeylerin peşinden koşturabiliyoruz, hayatımızı idame ettirebiliyoruz ya, o hastalık klasmanından direkt çıkmış oluyor. O yüzden bu karışıklık oluyor. Ama özünde şudur, özellikle belki de yetişkinlerde böyle içinde bir huzursuzluk, bir kıpır kıpırlık, işte dikkat oralara dağılmak istiyor, duygular uçuşuyor, düşünceler uçuşuyor. Olağandan, ben hiperaktivite kelimesini çok güzel özetlediğini düşünüyorum gerçekten. Olağandan daha hiperaktif bir bünyeye sahip olmak birçok açıdan. Herhalde en kısa şekilde böyle özetleyebilirdim. Yani şey olarak nöroçeşitlilik de dedik ya, hemen oradan geriye. Şimdi nöroçeşitlilik tanımı itibariyle insanların nöronal şeyinin ağlanma yapısının diyelim çeşitli olduğunu ileri sürer. Tipik olmadığını. Evet, yani tek tip değil, çeşitlidir. Zaten bu çok mantıklı da bir şey. Yani neyimiz tek tip ki, sinir sistemimiz tek tip olsun. İşte bu sinir sistemi çeşitlidir der. Ama biz nöroçeşitli kelimesi günümüzde biraz daha bu çeşitliliğin belirli bir kümesine verilen isim haline gelmeye başladı. Yani konsepti biraz değişti. O kümenin içerisinde de dikkat eksikliği ve bozukluğu, otizm, işte disleksi, dispraksi, diskalkuli ve disgrafi, hatta bazen işte bipolar'ı, borderline'ı koyanlar oluyor, sinesteziyi koyanlar oluyor. Yani böyle bir küme haline geldi. Şimdi bizde de yetişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda daha çok bu kümedeki insanların ortak özellikleri, ortak zorlanmaları dan bahseder hale geldik desem doğru olur herhalde. Şimdi bu hiperaktivite sadece bizim sıklıkla duyduğumuz şekliyle fiziksel hiperaktivite, yerinde duramamak, sürekli hareket etme isteği şeklinde ortaya çıkmıyor, öyle evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Yetişkinde çünkü bir, bastırmayı öğreniyoruz zamanla. İki, kadınlarda o kadar zaten fiziksele vurmuyor. Fiziksel hiperaktivite eksikliği olunca da, bir de ya da çok küçük o fidgeting denilen, işte elinde kalem çeviriyor, saçıyla oynuyor, kolyesiyle oynuyor, tırnağının ucuyla oynuyor gibi, ya da ayakkabısının içinde parmaklarını oynatıyor. Yani tespit edilemeyen miktarda küçük hareketlilikler de olabiliyor. Yani çıplak göze görünmeyen diyeyim ya da. Ama zihinsel hareketlilik ve çok da belki de bahsi çok az geçen duygusal hareketlilik daha fazla olabiliyor aslında o hiperaktivite. Aslında bu yüzden sıklıkla yetişkinlikte teşhis edilemediğini okuyoruz. Çünkü genellikle bu tür bir duygu durum karışıklığı, duygusal hareketlilik, kafada çok fazla şeyin dönmesi gibi şikayetlerle bir psikiyatriste başvurduğumuzda genellikle ya depresyon teşhisi alıyoruz ya panik atak teşhisi alıyoruz. Kafam bir anda çok karışıyor ve ne yapacağımı bilemiyorum dediğimizde. Ve genellikle aslında, hatta bunun kadınlarda 35-36 yaşlarında ancak teşhis edilebildiğini görmüştüm. Çünkü daha çok belki de kadınlara dur otur denildiği için biraz bu toplumsal cinsiyet rolleriyle de alakası var diye düşünüyorum. Olabilir, mümkün. Bu 35-36 şu anda ilk defa duydum. Doğru olabilir tabii ki de. Benim de duyduğum şeydi, iki yerde genellikle teşhis alınıyor. Bir, üniversite mezuniyetinden sonra. Çünkü üniversiteden mezun oluncaya kadar hayat genellikle bir böyle bir düzen içerisinde olmuş oluyor. Hedefler daha net olmuş oluyor. Hani yapıyor yapamıyor o ayrı, ama gene bir düzen var, bir çerçeve var orada. O çerçevenin dışına çıkınca, ama bu sefer bir anda işte ne yapıyorum ben, ne yapacağım şimdi, o düzensizlik haline gelebiliyor. Bir diğeri de çocuğu doktora götürürken. Çünkü şimdi çeşitli şeyler var. Genetik aktarımdan dolayı olduğunu öne süren şeyler var, teoriler var. Yetiştirmeden, yetiştirmeyle alakalı olduğunu öne sürenler var.
ne olursa olsun, yani tam olarak hangisi daha doğru diye parmağımızı koyamasak bile en azından anne ya da babadan birinde varsa çocuklarda olma ihtimali çok yüksek oldu. Hani bu tespit edilebilen bir şey. O yüzden de çocuğu ya bu çocuk çok hareketli, bu çocuk dersini dinleyemiyor ya da çok unutkan, yani sürekli bir şeylerini kaybediyor diye yetişkin götürdüğünde genellikle doktora ebeveynlerden birine siz de isterseniz bir yetişkin psikiyatriye muayene olun dendiği anda da çok çıktığı oluyor. Belki o anda annelerde yani kadınlarda daha çok çıkıyor olabilir. Ben üçüncü çocuğunu okula gönderdikten sonra teşhis alan bir arkadaşım vardı. Ona merhaba demek istiyorum. Aslında tam dediğin gibi okulu bitirince ya da hayatındaki belirli bir düzen sona erip de başka türlü bir evreye geçince de teşhis edilebiliyor bu demek ki. En baştakine geri geleceğim yine. Şimdi hiperaktiviteyle, hareketlilikle bir şekilde teşhis ediliyor. Yetişkinlikte başka ne gibi etkileri oluyor? Yani teşhis edilsin edilmesin hayatımızı nasıl etkiliyor dikkat eksikliği bozukluğu? Çok fazla. İlk bir hani klinik kısmını aradan çıkarayım. Hayatımızı nasıl etkiliyor? %80 ihtimalle bir mental rahatsızlık ile psikiyatriye başvurma, %50 ihtimalle de iki tane ile başvurma olarak etkiliyor. O yüzden işte genellikle dediğin gibi gittiğimizde hani depresyon, anksiyete teşhisleri ilk önden geliyor. Çünkü o teşhis edilmemiş ya da fark edilmemiş o çeşitlilikle başa çıkamama hali o rahatsızlıkların iyice ortamda büyümesine olanak sağlamış oluyor aslında. Şimdi klinik kısmı bir kenara koyarsak unutkanlık herhalde başta gelir diye düşünüyorum. Artık unutkanlığı hani dikkat eksikliği, dağınıklığı olan birinin kabullenmesi gereken, bunun için kendimizi hiç canımızı sıkmamıza gerek yok. Elimizden geleni yapalım, taktiklerimiz olsun ama onun dışında daha ben geçen ay İki defa bahçeden, üç defa da balkondan eve girdim. Yani anahtarımı unutmam artık. Komik, anlatabiliyor muyum? Yapacak bir şey yok, gerçekten yok. Çok bir sürü taktikler düşündüm, denedim. Ya da bahçeye bir yere koyacaksın anahtarı. Onu da koydum, onu da kaybettim. Olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor. Unutkanlık bunun başında geliyor. Ama tekrar ediyorum, taktikler yaratmak çok değerli. Yani ben takvimime, elektronik takvime eğer toplantıları, görüşmeleri, ben burada değildim yani. Yazmasam kesinlikle buraya varamazdım. Yöntemler kullanmamıza rağmen gene bir şeyleri unutacağımızı kabullenmek gerekli. Bu unutmak sadece böyle randevular ya da özel günler, tarihler falan değil. İnsanları da unutabiliyoruz maalesef. Uzun süre genellikle hep ADHD'de şey olur. Yani konuşmaz arkadaşıyla görüşmediği için arkadaşını unutmaya başlar. Araya çok süre girer falan. Bu olabiliyor. Sonra bu gözden uzak, gönülden ırak durumu biraz kalp kırıyor galiba. Buradan yine üzdüklerimize merhaba diyelim. Yani keşke böyle olmasaydı. Keşke olmasaydı. Biraz öyle oluyor maalesef. O da yani bu sefer biz de yalnızlaşıyoruz aslında. Çünkü o sadece unuttum ama ben çok mutluyum hiç merak etme değil. Bir sürü insanı arayıp sormayı unuttukça bir sürü insan da bizi unutmaya başlıyor bence haliyle. Doğal olarak çift taraflı bir şey bu. Ondan sonra ben daha geçen gene ADHD arkadaşım olan, ben de buradan ona selam söyleyeyim, geçen buluştuk. Doğum günü bugün hatta. Doğum günü kutlu olsun. ve şey dedik yani doğum günü yapsam kaç kişi gelecek bilmiyorum şu an. Çünkü o kadar böyle insanlarla irtibat kurmaya. Bir de buradan mesela şeye bağlayabilirim çok güzel. Hiper arousal, böyle aşırı uyarılma da, yani her nöro çeşitliliğinde bunların bütün hepsinin olması gerekmiyor. Nöro çeşitli kümesinde olmayıp daha tipik olan insanlar da buralardan. Bende de bu var sonuçta, görecektir. Yani bu bir rengarenk bir alan diyelim. Yani hangi renklerden kimde ne kadar çok varla ilgili bir şey. Monokrom bir insan yok sonuçta. Tek renk. Hyper aşırı uyarılma. Sosyal aktivitelerde mesela dışarı çıkınca etraftaki ses, ışık, koku, birçok şey sinir sistemini fazla uyarabiliyor. Sonra bu fazla uyarılmaya karşı da ciddi bir yorgunluk, çökkünlük. Eğer uyarıldığını fark etmezse öfke patlamaları, birilerine carlamalar. Yani o çocukluktan yetişkinliğe geçerken bu aşırı uyarılmayla nasıl başa çıkmayı öğrendiyse, değiştirmediyse de yetişkinlikte oluyor. Yani kimisi içine çöker, uzaklaşmak ister. Kimisi böyle dikenlerini çıkarır, uzaklaştırmak ister gibi.
Bu aşırı hassasiyet ya da şey etiketler. Yeni bir tane bir şey aldım geçen. Şimdi yırtsam bu sefer yıkama talimatlarını kaybedeceğim. Kesin yanlış yıkayacağım. Hatırlamam mümkün olmadığı için. Yırtmıyorum. Sürekli bir elim burada. Sürekli bir elim burada. O dokularla ilgili de aşırı uyarılma olabiliyor mesela. Duygusal regülasyonda zorluk olabiliyor. Çocuk yetişkin fark etmez. Duyguları yoğun yaşıyoruz. İyi de çok yüksek yaşıyor. Vay, müthiş, çok mutlu. Hatta birçok ADHD ben dahil olmak üzere. Ben bipolar mıyım, manik miyim diye de endişesi olur. Ben doktora şeyime, daha doğrusu hocama sormuştum. Demiştim ki yani bu debi nasıl ayıracağız maniden diye. O da demiş ki yani dep hep olan bir şey, mani bazen olup geliyor. Ben evet doğru yani mantıklı çünkü yani depresyon olmadığı zamanlarda kıpır kıpır oluyorsun genel olarak. Duygularda da yani bir anda mutluyum, bir anda heyecanlıyım, bir anda çökkünüm. Sonra yetişkinlikte herhalde maymun iştahlılıktan da bahsetmezsek olmaz. Bu çocuklukta da oluyor. Yani... Onu da yapayım. Evet, onu da yapayım. Evet, her şeyden biraz yapayım. Kesinlikle. Ama ben bunu kötü bir özellik olarak görmüyorum. Kesinlikle. Bence de. Değil mi? Yani maymun iştahlı kimlere söylesem aslında kötü bir özellik değil diyorlar. O yüzden kötü bir özellik demiş olanlar. Onlara göre yaramıyordur ama ben çok faydasını gördüm hayatımda yani. Hatta bunun bastırmanın ben olumsuz etkileri olabileceğini de düşünüyorum. Yani aman tek bir şeye odaklan, işte 40 şeyi birden yapmaya çalışma, tek bir işin olsun gibi insan kısıtlanırsa aslında bu daha fazla içeride bir patlamaya neden olmaz mı? Bence olur ya, o içsel ateşi söndüren bir şey olur diye düşünüyorum ve biz o içsel ateşle hareket edebiliyoruz zaten, o hiperaktifler olarak diyorum biz derken. O içsel ateş yani bir şeye doğru çekilmekle oluyor böyle, sadece itmekle harekete geçmeye kalktığımızda o itme kasımız çok iyi çalışmıyor bence. Bu dopamin bağlarından dolayı galiba değil mi? Bizi çekmesi lazım bir şeyin ya da bir havuç, dopamin havucunu bizim kovalıyor olmamız lazım ki harekete geçebilelim, öyle değil mi? Evet, şey deniyor işte, dopamin regülasyon sisteminde bir aksaklık var deniyor bu durum için. O yüzden de kullanılan ilaçlar da gene bu dopaminerjik sistemi hedef alan ilaçlar olmuş oluyor. Ve dopamin her ne kadar hani ödül nörotransmitteri olarak bilinse de asıl görevi motivasyon için aslında. Yani seni bir şeye doğru, o şeye sahip olma ya da deneyimleme motivasyonunu yükselten bir nörotransmitter. Yani vardıktan sonrası ile ilgili değil, varıncaya kadarki kısımla ilgili. O yüzden bu işte ADHD paralysis diyorlar, dep felci diye geçer herhalde. Böyle şey derim, sanki koltukta bir mıknatıs var. Yani yapmak istiyorum ama niyeyse kendimi kaldıramıyorum. Ya da böyle şey diye de anlatıyorum onu. Vitesi takamıyorum sanki. Ya gaza basıyorum, araba bağırıyor ama ben hiç yerimden kıpırdamıyorum. Araba bağırıyor dediğimde zihnimin içi bu arada. Eleştirelde bir zihin içi oluyor genellikle. Onu niye yapamadım, bunu yarım bıraktım, bu bilmem ne. Hep etrafımızda. Kalksana halbuki ne var? Evet, aynen öyle. Kalk, gene yatıyorsun zaten diye böyle o eleştirel iç ses olabiliyor. O yüzden de dış motivasyonlar böyle bize sık sık geldiğinde çok tatlı oluyor. Yani mesela ilişkilerde bir yemek yaptığında eline sağlık demek. Yani çocuk gibi mutlu oluyoruz hakikaten, gerçekten. Onlar tekrar tekrar verildiğinde, zaten daha önce demiştim demeyip arada tekrar tekrar verilince uzun bir yol götürüyor diye görüyorum ben de. Yani o küçük sayesinde motivasyonlara ihtiyacımız oluyor. Aslında herkesin ihtiyacı var buna. Yani bütün çocuklara DHB'li gibi davransak hepsi harika yetişebilirler. Belki aslında yetişkinler için de geçerli bu. Biraz hani kendi ihtiyaçlarımızı gözeterek iletişim kurmakla da alakalı, öyle değil mi? Kesinlikle. Herkese devli gibi davransak bilmiyorum. Bazı insanlar o kadar özgürlükten rahat etmiyorlar biz. Böyle daha böyle oraya karıştırayım, buraya karıştırayım, ne olduğu belli olmasın. O özgür alanı seviyorum. Kimisi de daha böyle çerçeve belli olsun. İşte güvende kalayım. O nöro çeşitliliğin öteki yanında oluyor ama pozitif şey, geri bildirimde evet, o herkese çok yarar. Bence de kesinlikle katılıyorum. Evet. Yetişkinlikte dikkat eksikliği bozukluğu üzerine bence kısacık konuşmuş olduk. Daha çünkü çok fazla konuşacaklarımız var. Şimdilik teşekkürler Kardelen. Devam edeceğiz sohbetimize. Görüşmek üzere. Görüşürüz.